Herkese merhaba. Milli İstanbul Üniversitesi'nde başvuruları yaptık arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları kabul edildikten sonra hangi aşamalardan geçeceksiniz ve tercih işlemleri ile ilgili sizleri neler bekliyor sorularına cevap vermek için bir çalışma yapmaya karar verdim. Hızlı bir şekilde sizler için yararlı olacağını düşündüğüm çalışmamızı incelemeye geçelim. Öncelikli olarak birinci seçim aşaması 2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile başlayacaktır. 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek bu sınavda adaylara 5 seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Testlere göre soru dağılımını görüyorsunuz arkadaşlar. Bahsetmiş olduğumuz 2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavı için gerekli belgelere gelecek olursak arkadaşlar. İlk olarak sınav giriş belgesi. Sınava giriş belgelerini sınavın yapılacağı hafta içinde TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden temin edeceklerdir. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İkinci olarak nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport. Bu iki belge haricinde sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler sınav giriş için geçerli belge olarak kabul edilmeyecektir. Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı olmak üzere bu iki belgeyi yanında bulundurmayan adaylar mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaklardır. Milli Savunma Üniversitesi sınavının değerlendirilmesine baktığımızda 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü görmekteyiz. Bu yüzden bilmediğiniz soruları boş bırakmakta yarar var. Sınav sonunda puanlar hesaplanarak en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların testlere yönelik puanlar oluşturulacaktır. Sınav sonuçlarının açıklanması. 26 Nisan 2019 tarihinde adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sonuçların adaylara tebliğ edilmesiyle birinci seçim aşaması sona ermiş olacaktır. Adayların ikinci seçim aşaması tercih işlemleriyle başlayacaktır. 2019 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri Milli Savunma Bakanlığı'nın internet adresinden belirleyeceklerdir. Tercih işlemleri için videonun açıklama kısmında Milli Savunma Bakanlığı'na internet adresini ekledim arkadaşlar. Tercih işlemleri başladığında bilinmesi gereken önemli bir nokta var. Sınava ilk başvurudan ikinci seçim aşamalarına kadar işlemler ÖSYM üzerinden yapılırken, ikinci seçim aşamasının başlamasıyla artık tercih işlemleri, adayların çağrılması ve listelerin açıklanması gibi durumlar Milli Savunma Bakanlığı üzerinden yapılacaktır. Tercih yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tercihinizi mutlaka yapın çünkü tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulu'nda yapılacak olan ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır. 2019 Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adaylar, harp okulları ve astsubay meslek yüksek okulları tercihlerini 29 Nisan-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Belirtilen sürede internet üzerinden tercihini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır. İkinci seçim aşamalarına çağrı yapılırken Kara Harp Okulu sayısal ve eşit ağırlık puan türünden, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu ise sadece sayısal puan türüne göre adaylara çağrı yapacaktır. Astsubay Meslek Yüksek Okulu ise başvuru yoğunluğuna göre 4 farklı puan türünden de aday çağırabilecektir. Bahsettiğimiz puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri Milli Savunma Bakanlığı internet adresinden yayınlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır. Bunu tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar.
Harp okulları veya Asubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak bu aşamaların herhangi birinden elenmek diğer üniversiteler için kayıt yaptırmayı engel oluşturmayacaktır. Arkadaşlar, tercihinizi yaparken okula yapmış olduğunuz tercih sıranıza göre yerleştirileceğinizi unutmayın. Yapmış olduğumuz tercih sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden açıklanacaktır. İkinci seçim aşamasına sadece başvurusu kabul edilen adaylar çağrılacaktır. Tercih sonuçlarından 2 gün sonra 15-16 Haziran tarihlerinde adaylar 2019 YKS sınavına gireceklerdir. Harp okullarını tercih eden adaylar 2019 TYT ve 2019 AYT sınavlarına, Assubay Meslek Yüksekokulu tercih eden adaylar ise 2019 TYT sınavına girmek zorundadırlar. Adayların tercih sonuçları ve ikinci seçim aşamalarına çağrılması Milli Savunma Bakanlığı'nın internet adresinden duyurulacaktır. İkinci seçim aşaması 24 Haziran-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara Kara Harp Okulu'nda icra edilecektir. İkinci seçim aşamaları kısaca ön sağlık, fiziki yeterlilik testi, Hava Harbi Okulu için psikomotor testi, Banda Asubay Meslek Yüksekokulu için müzik yeteneği ve müzik bilgisi ve mülakattan oluşmaktadır. Bu aşamalar ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Fiziki yeterlilik testi konuları ve genel sağlık muayenesinde elenme sebepleri hakkında daha önce video paylaşımı yapmıştık. Merak eden arkadaşlarımız kanalımızdan bakabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, bu aşamaların haricinde Hava Harbi Okulu'nu tercih eden adaylara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde ve yerde öğrenci seçimi uçuşu yapılacaktır. Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme yapılırken Kara Harbi Okulu için 2019 YKS sayısal ve eşit ağırlık puanına, Deniz Harbi Okulu ve Hava Harbi Okulu için sayısal puanına, Assubay Meslek Yüksekokulu için ise TYT sınav puanına göre yerleştirme yapılacaktır. Harp okulları ve Assubay Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki tercihi olan adaylardan harp okullarına yerleşen hiçbir aday meslek yüksekokulu tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır. Kontenjana giren adayların kayıt işlemleri Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili okullarda yapılacaktır. 29 Temmuz-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında harp okullarına, 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında da Assubay Meslek Yüksekokullarına kayıt yapılacaktır. Milli Savunma Bakanlığı belirlenen usul ve faaliyet takviminde değişiklik yapabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olanlar, fiziki yeterlilik testi konuları ile ilgili hazırladığım videoları mutlaka göz atsın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmından ve kanalımdan bu videolara ulaşabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Güncel duyurular, sınavlar ile ilgili değişiklikler ve merak ettiğiniz konularla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz konuları videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize başarılar.